özel program değil neticede bu. Pardon, ben şunu bir kapatayım. Özel röportaj değil neticede abi bu. Orada gazetecilerle ama sorulabilecek birçok şeyi aslında sorduk. Evet. Neyi gördük? Bir kongre tarihine kadar her şey hesaplanmış diye bir cümle kullanıyor Fatih Başkan. Evet, o çok ilginç. Yani sanki yani eğer kongre tarihi 31 Ekim'de değil mi? Yanlış 31 Ekim'de. 31 Ekim'den sonra hemen futbolcuların federasyona başvurup yazılarının geleceği, HOP'un 5 Kasım'daki dosyasının geleceği ki ben haftalarca burada ismini de koymuştuk 5 Kasım olayı diye. Çok detayını açamamıştık. Evet. Millet bize bastırmıştı, ne biliyorsanız anlatın falan, anlatamayacağımız bir şey diyorduk. Bugün Fatih Başkan aslında o dolayı anlattı. Ankara Gücü'nün bir sene almış olduğu bir transfer yasağı vardı. Yani evet, direkt netleşmiş ki 5 Kasım'dan dolayı. 5 Kasım dosyasından kaynaklı bir senelik transfer yasağı vardı. Çok gürültü patırtı yapmak istemiyordu Ankara Gücü yönetimi, bu sorunu çözmek istiyordu ve becerdi. Yani başardı. Hatta evet, birkaç tane daha ceza geliyormuş. Onları da hemen halletmişler. Eğer onu açamasalardı HOP dosyası FIFA'dan kastan kabul edilmeseydi. Geçmiş olsun. Transfer yasağı hala devam ediyor. İlk yerdeki futbolcularla şu anda sahada oynamak zorunda kalan bir Ankara Gücü vardı. Aynen öyle. Hatta yaz döneminde de aynı futbolcularla devam etmek zorunda kalan bir Ankara Gücü vardı. Oyuncuların çoğu da giderdi hatta. Evet. Tabii. Yani çok çok büyük bir krizdi. Ankara Gücü yönetimi bu krizi çok gürültü patırtı yapmadan çok temiz halletti. Çok temiz halletti. Ama başka bir şey daha gördük. Bu süreçte o kadar yoğun ve yorucu geçmiş ki kongre kararı aldılar ama kongreye bir hazırlık yapılmamış. Kongre hazırlık bu hafta yapılacak. İşte bu insanın hayatında bazen üzerimden kamyon geçti duygusu yaşıyorum denir ya. Bence Ankara Gücü yönetiminin şu anda yaşadığı o. Yani üstünden kamyon geçmiş duygusu yaşıyorlar. Çünkü gerçekten yasak kalkamasaydı, transfer yapılamasaydı şu anda biz seneye bu takımın TFF 1. Lig'de neler yapabileceğini, rakiplerine evet, kimler olabileceğini, nasıl yatırım yapılabileceğini falan filan konuşuyor, tartışıyor olacaktık. Mucizelere güvenmek üzere programlar yapacak. Yani hayat varsa umut vardır gibi bir laf, benim çok kullandığım bir laftı. Bunu ben işte 3 programda bir, 2 programda bir tekrarlayacaktım ama söylemiş olmak için söyleyecektim. Şimdi birazcık daha insan inanarak, güvenerek söylüyor. Yani ortadaki verilere baktığın zaman somut futbolcu özelliklerinden, görüntülerinden, rakamlarından, istatistiklerinden yola çıktığında birazcık daha inanmaya gerek duyulacak ya da inanmaya sebep olacak bir takım somut şeyler var ortada. Tersi olsaydı bu yönetim, Ankara Gücü'lerden kurulu, Ankara Gücü Yönetim Kurulu, Ankara Gücü'nü küme düşürmüş yönetim kurulu olarak tarihe geçecekti. Daha önce de oldu. O zaman ama anormal bir kaos döneminin sonrasındaydı. Bu kendi arzularıyla iddialı biçimde biz transfer yasağını kaldıracağız, Ankara Gücü'nü düzeltireceğiz, yola koyacağız. Ankara Gücü'ne yakışır bir ortam oluşturacağız iddiasıyla gelmiş bir yönetimin bir şeyi başaramaması olacaktı ki o çok bence sıkıntılı bir şey. Yani öbürleri zaten laf olsun diye gelmişlerdi açıkçası. O işi nasıl başardıklarını Faruk Hoca'dan birazdan dinleyeceğiz. Faruk Hoca'nın önemli açıklamaları olacak. Ama benim naçizane bu konuda bir fikrim var. Tüzük Kongresi için yeterli hazırlık yapılamadıysa bu zorunlu olan bir kongre değil. Olağanüstü yönetim kurulunun kararıyla aldığı bir tüzük değişikliği kongresi. Bunu erteleme hakkı da yönetim kurulunun elinde yani var. Bence, bir hafta var Bülent. Evet. Yani bu iki tane hukukçuyla, iki avukatla, dernekçiliği çok iyi bilen iki kişinin oturup üç günde hazırlayabileceği bir şey. Bak dört gün gerekmez. Üç gün. Ben dernekçiyim. Ben de senelerce TSE'de dernekçilik yaptım. Fotomobilleri Derneği'nde dernekçilik yaptım. Bu işi de severim. Tüzük tadil kongrelerine gittik. Bir takım şeyleri değiştirdik falan. Çok zor. Amerika'yı yeniden keşfetmek falan değil. Zaten Christoph Kolomb keşfetmiş. Ondan önce zaten yerliler keşfetmiş. Christoph Kolomb keşfettiğini iddia edip ortada parlatılan gemici. Ondan önce de keşfedilmiş. Dolayısıyla Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yapılmak istenen şeyleri ortaya koyarsınız. Bunların nasıl yapılacağına ilişkin tüzük maddesi değişikliklerini ortaya koyarsınız. Tüzüğü 2-3 kere elden geçirirsiniz. Ne değişecek, ne koyulacak, ne çıkarılacağı belirlersiniz,
Bunu kongre delegelerine sunarsınız, anlatırsınız, oylarsınız, tüzüğü değiştirir, ilan edersiniz.